Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Moruk Hukumat X'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Ekranı büyüteyim. Bugün videoyu erken çekiyorum çünkü dışarıda işlerim var. Video yüklenirken ben de hazırlanacağım. Ne gelmiş? Yeşil ruh gelmiş bize test diyor lock'tan. Çünkü onu seçtim. Evet, aç cep diyelim şuna. Bir şey daha gelmiş buradan. 50 silver gelmiş. Battle modla devam edelim. Normalde erken zor uyanan insanım ama bugün kedileri uyutmadı. Bunu seç. Fight. Kanon'un medium damage var. Ben Scorpion'un medium damage'ini alacağım. Bugün karakter alalım bir tane. Yeni. Benim tabletteki full açık karakterlerim var. Hepsi açık genelde. Bu arada Skype'ım çalındığı için tabletteki Skype ismimdi. Muhtemelen o değişmiş olacak. Yani, o çünkü bana artık kullanıcı ismi bana ait değil. O açıdan. Konuşamadım. Erken kalkınca konuşamadım ya. Uykumu alamayınca böyle oluyor işte. Sersem gibi oluyorum. Ve arkada da Jackie Briggs, evet. Jax ve Jackie'ydi galiba. Jackie Briggs. Karı koca. Ya öyle bir iri kıyım bir adamın böyle küçücük bir eşi var. Çok ilginç. Bu arada tabletteki şampiyonum Johnny Cage. Şu anlık. Kitana değil. Normalde Kitana'yı daha çok seven insanım ama. Evet. Bunda da bu gariplik var. Biraz geç açılıyor. Bu oyunun kendi kendine bir güncelleştirmeleri oluyor. Bir şeyleri oluyor. Ben anlamıyorum. En çok güncellenen oyunlar arasında. Şu şekil. Böyle. Bunu. O Kenji geldi. İleriki Battle Tower'lar gerçekten çok zor. Ben son Battle Tower'lardayım ve onlar hiçbir şekilde yenilmiyor. Get over here. Victory. Zafer. Next diyelim. Yeni karakter kimi alalım? Bir bakalım. Bizim elimizdeki karakterlere bir bakalım. De alabileceğimiz karakterlere bir bakalım. Johnny Cage'i vermedi oyun bana. Çok üzüldüm. Edit team. Bize Shari Ryu, Sergeant, Saru Ayn ve Scorpion'u vermiş. Biz ne yapalım? Yani biz hangisini alalım? Yani store characters Linguen bizde yok büyük ihtimal.
Topper. Topper'ı geliştirdiğiniz zaman, yani Topper'ı gerçekten çok güçlü oluyor. Ben Linguine'i alıyorum. Topper. Tamam, attı collection. Monk, Sargon. Ben de nereye kadar var bunun karakterler? Kano da var. Bunların Dvorah. Sonya Blade'in bu hali yok. Altını var. Cassie Cage var. Şuradan sonrası bende yok. Şu Kenji'ye kadar olan bölüm yok. Kotal Kah var. Yok. İşte Kotal Kah yok. Ermac yok. Jack Briggs, bunların hiçbir bende yok orijinalde. Metal mod. Ben işlerini geliştirmek yerine önce karakterleri almaktan yanayım. Yani önce karakterleri alırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Geliştirmek yerine. Şu Johnny Cage'in gelmesini gerçekten istiyordum. Hani Johnny Cage bana göre yenilmez bir insan. Onu yeme aşkım. Bu arada kedi geldi. Kedi benim kulaklığımın şu ses açma yerini yemeye çalışıyordu. Aborjin yeme onu. Bu arada bir tane kedim var, ismi Örmak. Örmak'ı ne kadar sevdiğimi yani bilen kişiler var. Hani bu karakterlerin içinde en tatlısı bence, en de iyisi, en güçlü Örmak. Yani Scorpion falan da güçlü de ben Ermak'tan yanayım. Siz hangi karakteri seviyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Sizin de merak ettim sevdiğiniz karakterleri. Bayan erkek sevdiğiniz karakter hangisi? Bayanlardan da Kitana'yı sevenler dedim. Hadi döv. Johnny Cage'i. Normal Johnny Cage dayak yemez. Gerçekten komboları çok güzel. Bir de attığı şu yumruğa hayranım. Evet. Hayır, dayak yemeyeceğim. Oo, bakın o yumruk dedim işte ya. Kastettiğim o yumruk işte. Johnny Cage'de o yumruk olduktan sonra kolay kolay dayak yemez ya. Ve denk getiriyorsa var ya, çok fena. Evet. Level bir up. Ya oldu bütün karakterler. Bu arada orijinal nickim. Yani tabletteki nickim. Zane 52. Şebnem 52. Eyvan 50 ait olmadığı için. Scarf'ım çalındığı için. O yüzden Zane 52'yi görürseniz benimdir o. Ve faction'ım da şu an bilmem bin küsürüncü sıradayım. Öyle bir şey herhalde. Çok başarılıyım. O Ermac geldi. Karşıda Ermac var. Bonus misyon. Bu arada bu bonus misyonlardan ruh kazanabiliyorsunuz. Orada kazandığınız 120 ruhla, yani 120 ruh tamamlarsanız size bir tane gold karakter. Bir de iki tane de silver kart mı ne veriyor? Ya silver ya da şey kart veriyor. Kitana. Arkada ne güzel duruyor Kitana. Ve karşımızda Ermac var. Hani Ermac karşıdaysa ben bir korkuyorum.
Çünkü örmak normalde dövülemeyen bir şey. Hele sizi böyle alıp ters çevirip yere vurduğunda zaten canınızın dörtte üçünden fazlası gitmiş oluyor. O yüzden onu özel hareketini yaptırmamanız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun gibi. Mesela a geldi bak örmak. Hadi. Bunu şöyle şey yap. Ben Sub-Zero'nun özel hareketini, yani parayla aldığımız hareketi özellikle örmak için saklıyorum. Çünkü diğerleri çerez. Şu da çerez. Bunu da dövemeyecek ne var? Bunu köşeye sıkıştır, bitti gitti. Heh. Evet, örmek geldi. Demiştim, örmek için saklıyorum ben bunu. 60. Ve tower'lar ilerledikçe bunların size verecekleri para fazlalaşıyor tower'ların. Bir şey geldi. Yüzük. O yüzük de orijinalde de var. Güzel bir yüzüğe benziyor ama bilmiyorum. Jack Briggs, Jackie Briggs. Oni. Gene Jack Briggs karşıda. Ben bu sefer Kano'yu alacağım. Blade Throw. Kano'yu alalım bu sefer. Ve kucağımda kedi uyudu. Bu kadar da tatlı bir şey var kucağımda. Yavru. Zaten tüm gün kedi köpekle uğraştım için. Bir de uyuyor kucağımda evdekilerde. Canım. Bakayım. Çok da güzel hırlıyor. Size ses gelmiyor ama çok da güzel kedi hırlıyor. Videoya tahminen 5 dakika önce başladım. Şunu böyle. Kedi gelince videoya başladığım saati unuttum. Kucağıma. Kolumda saat var. Dedim kolumdan saat tutacağım ama. Ve Jackie Briggs'i de alırsanız hani Jack Briggs kadar o da güçlü. Bu gelsin şimdi. Tamam oldu. Kano, Kano. Onunla aldık. İleriki bölümlerde Faction Force açılacak. Level'ımız arttıkça. Bakın geldi Accessorize. 6. Bundan sonra bu aksesuarı birisine ekleyebilirmişiz. Öyle. Ruh geldi. 46. Menüye bakalım. Menünün bu kısmından size arkadaşlarınızdan para da gelebiliyor. Gelen kutusundan ona çok dikkat edin. Towers geri açılsın. Örmak 5 level. Ki normalde örmak bende olsa 5 level olmaz. Büyük ihtimal en yüksek level 10'da olur bende. Medium damage, medium. Biz bunu alalım. Ne olur ne olmaz. Ben hep yüksek level'ları seçmeye çalışıyorum bu Battle Towers'larda. Benim tablette falan böyle XD'ler falan oluyor. Genelde daha yüksek şeyler var. Mevkiler var. Level'lar var diyeyim daha doğrusu. 50 level'a kadar var.
çıkan önünüze X-ray'ler. Onları silver parayla alıp karşı tarafı dövdürebiliyorsunuz. Gerçi alsanız bile paranız kesilmiyor. Hani silver para olduğu gibi duruyor. Fight dedi. Ve ben 2-3 saniye mal gibi baktım. Adam beni dövsün diye. Evet. İlk Ermak'la başladık ya. Bu adaletsizlik niye? Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz şu suratı iskelet olan da insanların, yani karşı tarafın şeyini açabiliyor. Gardını açabiliyor. Çok iyi bir karakter. Alttan bir tane vuruyor çene kısmına. O adamın doğal olarak açılmış oluyor. Evet. Kastettiğim buydu. O yüzden Ermak'ın icabına bakmam lazım. Ve oyun Ermak'ı geri çekti. Niye? Çünkü Ermak onun beyni. Bu arada Ermak onun beyni dedim. Niye biliyorsunuz mu? Çünkü siz de ileride oynadığınızda, işte oynadığınız zaman faction'da anlayacaksınız. En güçlü karakter hangisi ise karşı tarafın, onun üzerine kurulu oyun. Yani onu aldığınız zaman diğerleri sizin için çerez gelecek. Yeter ki karşıdaki en güçlü karakteri alın. Altın karakter olabilir, bu silver karakter olabilir. Mesela Johnny Cage geliştirildiği zaman en güçlü karakter silverlarda. Mesela biz tane team'de diyelim. Johnny Cage var. Diğer tarafta işte küçük karakterler var. Bu Uni, Saruhan gibi. O takımın, anlayın ki beyni Johnny Cage. En gelişmişi Johnny Cage'tir. Neden? Çünkü en güçlüsü. Önce güçlüyü almaya çalışın. Güçlüye kadar dayanın. Güçlüyü XL ile falan, işte medium deme işte alın ki size zorluk çıkarmasın. Bakın, test your mind. Burada da tıklama rekoru yapmak zorundayım ben. Burada sakın şey kullanmayın. Ne derler? Söyleyemedim. Ne kullanmayın da. Bu hızlı tık yapan neydi? Heh, makro. Aklıma gelmedi ya, sabahın köründe çektiğim için. Makro sakın kullanmayın. Burada tıklamada. Çünkü etkileyebilir oyunun hızını. Yani oyun zaten geç açılan bir oyun. Bir de makro ile uğraşmayın üstüne. Evet, iyi kırdık. Tabii ben makro gibi bastım. Tık hızı. Test your might'a geçtik. Sırada diğer towers var. Sub-Zero, Topper, Saruhan. Saruhan. Ben adama direkt Saruhan diyorum. Evet, başka hype demeçler de gelmeye başladı, görüyorsunuz. Burada zamanla XA'ler falan oluyor, dediğim gibi. Çok iyi bir şey aslında, karşı tarafı bir şekilde parayla dövdürmek. Bana bu kitana çıkmadı. Bana başka bir kitana çıktı tablette ama memnunum şimdilik. Bir peçeli de gene. Bu şekil değil. Daha farklı feneri falan var bendekini. Anlamadım nasıl bir kitana. Ama altın bir kitana çıkaracağım kendime. Bu arada altın karakterleri satın alamıyorsunuz. Ancak ruhla, dediğim gibi, paket içinde alabiliyorsunuz. O kötü. Şu an Jack Briggs için para biriktiriyorum. Bu arada team'iniz ne kadar fazla olursa faction savaşlarını o kadar savaşırsınız. Çünkü bir süre sonra enerjileri bitiyor. Evet. Bunu şey yapalım. Hayır. Olmaz bu kadar da ya. Bu kadar da olmaz. Yumrukla. Oho. Topura tüküreceğim ya. Oo.
Bunu da şey yap. Buna da tükür. Bunu hak etti çünkü ya. Buna tüküreceksin. Oh, Sub-Zero fena. Bu arada bu takımın beyni Sub-Zero'ydu. Topper değildi. Güç seviyelerine göre takımın beyni var. Benim takımımın beyni her zaman Johnny Cage'tir. Evet. Victory. Zafer. Bir maç daha yapıp videoyu bitirsem mi bilmiyorum ama. Hadi bir iki maç daha yapalım ama. Kaç dakikayı buldu video bilmiyorum ama. 15 dakikadan fazla olabilir. 20 dakikayı ve geçkin bulabilir. Artık 20 dakikalık videolar yüklüyorum çünkü. Günlük bir video olduğu için. Height damage olarak Reptile aldım. Bu arada Reptile'ın hani ileride fatality'lerini yaptığımızda bayağı bir iğreneceğiz hepsinin fatality'sinden. Çünkü fatality seviyesi var. Galiba 60 level'dan sonrası fatality seviyesiydi. Yanlış bilmiyorsam. 60-65 level aralarında burada da fatality, brutality. Ondan sonra ne bileyim hepsi yapılabiliyordu. İsimleri aklıma gelmedi ya. Düşünün. Fatality, brutality, brutality. Daha demin söyledim, şimdi söyleyemedim. Evet, geliyor. Bu arada bu Cassie Cage her vurduğunda, yok vurduğunda demeyeyim, kazandığında falan galiba kazanmaya yakın. Johnny Cage'i Cage diyor sanıyorum. Bu oyundaki bu sürümü çok güzel yapmışlar. Babasının adını söylüyordu. Ya kendi ay ismi ya da babasının ismiydi hatırladığım kadarıyla. Ya Cassie Cage'i Cage ama Johnny Cage'i Cage dediğine eminim. Çünkü Johnny gibi algılanıyor. İşte Topper'ın bu, ben tekmesinden bahsettim size. Reptile'e Reptile. Bu arada Cassie Cage'i dövdüğüm için çok üzülüyorum. Çünkü babasını gerçekten severim. Johnny Cage'in güzel ve zeki artı hayatta yaptığı en iyi şey. Bir kız çocuğu. Ama babaya o kadar düşkün değil. Cassie Cage. Evet. Cassie Cage. Bunu güzel döv. Evet. Victory. Zafer. You win. 7 level oldular. Nihayet. Bu arada karakteriniz de savaştıkça sizin karakterinizin level'ları artıyor. Silver karakterlerde sanıyorum 20 level'da 3. seviyeleri açılıyor. Yani geliştirdiğinizde göstereyim. Ya biz en son geliştireceğimiz için. Mesela örneğin Sergeant. Görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz mu? İkinci yeri var. Şurada da üçüncü bir yer olacak. Şöyle yapayım mesela. Bunu parayla geliştirdim mesela ama şurada 20 level olduğunda üçüncü bölüm yanacak ya, oradan istediğiniz gibi bunun adamları full güçlü bir hale getirebilirsiniz. Ama altın karakterlerde bayağı bir 30. seviyeye kadar gelmeniz gerekiyor. Ki bir süre sonra 15. 16. seviyeden sonra acayip derecede az bir puanla ilerliyor. Yani artıyor level'ları. Sizin level'ınız da artıyor. Ne bileyim, karakterlerin level'ları da artıyor. O çok kötü. Ve gold kartı XE alabiliyorsunuz. XE gelebiliyor satın alırsanız. XE dediği de bu altın karakterlerin
En sonunda XE'leri oluyor. Silver'ların değil tabii ki. Silver'larda olmaz öyle şey. Silver'larda daha farklı bir şey var. Farklı bir atak demeye çekiliyor. Ve Dvorak. Gerçekten Dvorak'tan nefret ediyorum. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Hani şu bütün karakterleri gene cazip buluyorum da Dvorak gördüğüm en çirkin şey. Şuna bak, bildiğin böcek ya. Bu arada Millina'yı da göremedim. Hiç Millina'yı hiç saymamışlar bu sürümde. Gerçi onu da sevdiğimi söyleyemem ki. Kitana'nın çakması gibi bir şey. Yani hoş bir şey değil. Neticede Kitana orijinal, Millina şey. Çakma ya. Evet, al dedi atak. Bunu gönder. Tükürdü. Ben de ona tüküreceğim. Bu arada iki tarafa dokunduğunuz zaman ben fareye dokunamadığım için korunamıyorum. Normalde tablette falan oynadığınız zaman iki tarafa dokunduğunuz zaman sizi koruyor. Hani bir atak alıyor, bir gard alıyor. Ama biz onu yapamıyoruz. Scorpion var. Gene arka planda. Video herhalde bir süre oldu, 20 dakika falan büyük ihtimal. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere.